Sahip olduğu güçlü teknolojik altyapısıyla 3 temel ürün grubu, kazan, radyatör ve boiler üretimi gerçekleştiren Emtaş Panel, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ve kalitesiyle fark yaratıyor. Hem iç hem dış pazarda hızlı bir büyüme trendi sergiliyor. Isıtma sektöründe enerji tasarruflu kazan, panel radyatör ve boiler üretimiyle Isparta sınırlarını aşıp dünyanın pek çok ülkesinde marka olmayı başaran Emtaş Panel'in kuruluş öyküsü neredeyse yarım asır öncesine dayanıyor. 1960'lı yıllarda henüz evlerde beyaz eşya kullanımının pek de yaygın olmadığı bir dönemde öngörülü davranıp ticarete atılıyor kurucu Metin Öztürk. Bu ürünlere zaman içinde ihtiyaç duyulacağını düşünüyor ve bölgede ilklerden olmayı başarıyor. Yıl 1967, babam bakkallık yapıyordu, gıda toptancısıydı. Ama ben bu işi sevmedim. Ben dedim ki beyaz eşya yapacağım. Halkın, gelişen bir halkın, gelişen bir insanların buzdolabına, işte elektrik süpürgesine, ondan sonra televizyona, böyle şeylere, saat gibi, bisiklet gibi, motosiklet gibi şeylere biraz daha şeyi, sergisi biraz daha şey olacak. Bir derece üst kadem olarak ben gördüm ticareti. Ben bunu yapacağım dedim. Babamla bazı şeyler oldu. Yani ben ama zorla da olsa babamı onu kabul ettirdim. Babamın yanına ilk iş yerimi açtım. Ama işte hiç unutmam. İlk getirdim. Bir ay hiç satış yapamadım. Gelen gidenler dediler, sen ne yapacaksın bunu dediler, bu burada gitmez daha falan dediler. Ama ben dedim ki bu olacak. Ben İstanbul'a gittiğimde orada görüyorum bunları, güzel güzel beyaz eşya mağazalarını. Dedim burada niye olmasın dedim. 1988'de yeni bir sayfa açılıyor Metin Öztürk'ün ticari yaşamında. Aynı soruyu bir kez daha soruyor. Neden olmasın? Satışı yapılan ürünlerin imalatını neden biz yapmayalım? Biz bugüne kadar bu sattığımız eşyaların imalatına başlayalım diye bir imalat kurduk. 2000 metreyle başladım. Bugün 27 bin metre elhamdülillah şükür. 2000 metreyle başladım. Set üstü ocak. Davul fırın deriz biz. Elektrikli fırın, yuvarlak fırınlardan. İşte soba. Mangal, bir şeylerden başladık derken zaten biz bayi arkadaşlarımız, bütün Türkiye çapında bayi arkadaşımız olduğu için bize biraz güç verdi. 1967 yılındaki yapmış olduğum müşteri potansiyelim, o temiz insanlarla 2015 hala çalışıyorum. Çünkü benim bütün arzum önce kalite. 2000'li yıllarda ürün profili değişiyor. Kazan ve panel imalatına başlanıyor ancak ilk üretimler fuar standında yerini koruyor. Sebebini şöyle anlatıyor Metin Öztürk. İlk başladığım ürünleri ben fuara götürdüm. Fuarda götürmekte gayem, zaten ben onu boşlamışım, yapmıyorum. Ama bu fabrika mı yapıyor bunu desinler, bana biraz daha güvenleri gelsinler diye. Öyle yaptım. Ve hakikaten de içeriye giren adam, bu banyo sobasını yapan firma mı bunu yapan dediler. Evet o dedim. Ondan sonra çünkü çok büyük kapasitede satış yapardık. Her evde mutlaka bir malzemem vardı. Metrekare alana sahip ilk fabrikanın ardından tarih 1998'i gösterdiğinde üretim için 17 bin metrekarelik fabrikaya, ardından da 2002'de 27 bin metrekare alana kurulu fabrikaya geçiliyor. 2012'de teknolojik altyapı güçlendiriliyor ve otomasyon sistemi devreye alınıyor. Bu sayede kalite standardı yükseltiliyor, hata oranı azalıyor, verim artıyor. Yönetim Kurulu Başkanı yeni sistemden gururla söz ediyor. Hiç el değmeden rulo olarak saç gelir, basılır, otomatik gider, kaynar, test olur. Testi de insanın eli değmez. Otomatik, tam otomatiktir. Dolayısıyla insan belki hata yapabiliyor ama elektronik cihaz ya bozuk yapar ya tam yapar. Biz tam yapandan ustalarımız 3-5 kişi kontrol ediyorlar. Zaten böyle bir arıza olduğu zaman tak o işi kapatıyor. Yani çok modern bir fabrika kurduk. Dolayısıyla
bizim mesela Türkiye'de bir panel editörün basıncı en kralı 13'tür. Ama biz yurt dışında 23'e kadar, 23 bara kadar basınç veriyoruz. Aslında bunun idealı en fazlası tezenin istediği 13 bar. Biz 13'e neredeyse 26 kat katlıyoruz. 180 kişiye istihdam sağlayan bir aile şirketi olarak yoluna devam eden firma, müşteri talepleri doğrultusunda aylık 1500 ila 2000 ton arası saç işleme kapasitesine sahip. Bugün günde burada 4300 metre mal çıkabiliyor. Ama bugün 3000 satarsak 3000 çıkarıyoruz. 4000 satarsak 4000 çıkarıyoruz. İkinci bir fabrikamızı inşallah Adapazarı veya Düzce'ye şu anda kurmak üzereyiz. O zaman kapasitemiz bir misli daha artacak. Ama şu anda Isparta'dayız. Isparta'da bu tip bir çalışmanın başarılı olarak yürüttüğümüze inanıyorum. Üretim süreçlerinde geriye dönük izlenebilirliği sağladıklarını söyleyen Metin Öztürk için kalite olmazsa olmaz. Öztürk, yurt içinde ve yurt dışında geçerliliği olan tüm kalite belgelerine sahip olduklarının da altını çiziyor. Müşteri memnuniyeti ve güven, firmanın büyüyüp gelişmesinde en önemli kavramlar oluyor. TSE diyorlar, işte CE diyorlar. Ben TSE'yi de kabul ediyorum, CE'yi de kabul ediyorum. Ama esas TSE ve CE nihai tüketicinin mühürüdür. Nihai tüketiciden mühür almışımdır. Türkiye'deki bütün kuruluşların, kalite kuruluşlarının hepsinin belgeleri bende vardır. Onu alıyorum. Ama ondan sonra o belge bana ilk satışta güç veriyor, müşteriyi ikna da güç veriyor. Ama müşterinin devamında müşterinin memnuniyeti. Üç temel ürün grubu kazan, panel radyatör ve boiler oluyor. Panel radyatörler son teknoloji, bilgisayar kontrollü tam otomatik kaynak hattında 5 farklı tipte, 6 farklı yükseklikte, 27 farklı uzunlukta üretilebiliyor. Elektrostatik toz boya yöntemiyle panellerin hava koşullarına ve korozyona dayanımı artırılıyor. Kazanlardaysa yakıt türüne göre farklı alternatifler sunuluyor. Biz kazanın sıvı yakıtlı, kömürlü, doğalgazlı, pellet, pirina, fındık, karpuz her çeşidini yapıyoruz. Her türlü konut ve iş yerinin ısınma ihtiyacını gidermek için üretilen katı yakıtlı kat kaloriferleri önceden programlanabiliyor. Öte yandan otomatik ısı kontrol sistemiyle istenilen derecede çalışma ve durma da sağlanıyor. Saat 6'da mesaileri bitiyor. Soba yanması gerekiyor. 4'te yanacak diye var programımız. 4'te kendisi yanıyor eve. İnsanlar, hanım ve beyi geldiği zaman sıcak yuvayı buluyor. Bunu yapabiliyoruz. Kalite tercih edilen saçla başlıyor. Yerli ürün kullandıklarının altını çizen yönetim kurulu başkanı Metin Öztürk, ticari hayatı boyunca hep ileriyi görüyor, en yeni gelişmelere fabrikayı kısa sürede adapte ediyor. En az 15 sene sonrayı görmedikten sonra bu işi yapmam derim. 15 seneyi görmedikten sonra. Şimdi şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan, tabii her firmanın kendine göre bir projesi vardır. Benim projem şimdi en iyi şey yapmak, kombiyi yapmak. En iyi bir plastik boru fabrikası yapmak. Metin Öztürk, verimli bir yanma vaat edilen kazanların kullanımıyla yakıttan %27 tasarruf elde edileceğini dile getiriyor. %27'ye varan tasarruf var. Yani 100 ton kömür yakıyorsa bir müessese örneğin, 27 ton emtaş az yakacak. 27 ton kömür 500-600 lira TL bugün kömürün kilosu, belki 700 lira. En fazla 3 yılda bana verdiği kazan parasını az kömür yaktığından adam amos ediyor. 4 geçişli alev dönüşüm sistemiyle alevin kazan içerisinde 4 kez döndürülmesi sağlanıyor. Bu sayede ısı kazan içinde daha uzun süre muhafaza ediliyor. Ayrıca sulu baca sistemiyle de atmosfere çıkan gaz sıcaklığı düşürülüyor. Bu sayede kullanılan yakıttan maksimum verim alınıyor. Öztürk, havayı değil mekanı ısıtıyoruz diyor. Türkiye'de 4 geçişli ilk kazanı ben yaptım.
4 defa gidince artı 4'ün altına bir de biz tabliye yapıyoruz. Önce tabliye vuruyor, zaten o çok verimliliği artırıyor. Ondan sonra borudan artık çıkarken bizim kazanımızın, 4 kişi kazanımızın borusundan çıkan dumanı elinle şey yapabilirsin, böyle tutabilirsin. Ama başka bir kazanınkını tutarsan elin kesin yanar. Dolayısıyla bu atmosfere gidiyor yani. Havayı ısıtıyorsun. Bizim ana hesabımız havayı ısıtmak değil, mekanı ısıtmak. İstenen her ebatta kazan üreten firma, kazanların kurulacağı metrekareye göre farklı alternatifler sunuyor. Metin Öztürk, tüketicilerin ihtiyaçlarını analiz edip yönlendirici olduklarını söylüyor. 2 milyona kadar, 3 milyona kadar bu kazan yapıyoruz ama müşterilerimiz geldiği zaman bize diyorlar ki ne yapalım? Biz 1 milyondan fazla olan kazanları pek tavsiye etmiyoruz. En fazla 900 bin, 1 milyon, diyelim ki 3 milyonsa 3 tane kazan yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bunu da niçin yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Yani biz bu işin içindeniz. Bana göre profesörüyüm veya koordinatörüyüm. Diyoruz ki arkadaş, sen Ekim'de yakmaya başlıyorsun. Havalar normal, birini yak. Kasım'da birini yak. Ocak ayında ikisini yak. Şubat'ta üçünü yak diyoruz ve adama yol gösteriyoruz. Dolayısıyla bu bizim projemizden dolayı da adam örneğin 200 ton kömür yakacaksa 170 ton yakıyor. Üretimin %30'uyla iç pazar, %70'lik kısmıyla da dış pazara hitap ediliyor. Yurt içinde 1400, yurt dışındaysa 37 noktada firmanın ürünleri tüketiciyle buluşuyor. Soğuk iklim bölgeleri satış potansiyelinde ilk sıraları alıyor. İç pazarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde pazar lideri olan firma bayilik vermeye devam ediyor. 37 tane yurt dışında satış noktamız var. Ne diyeyim, Hazar Denizi'nin, Kafkas mı diyeceğiz oraya, ne diyeceğiz? Hazar Denizi'nin etrafı. Genelde soğuk bölgeler hitap ediyoruz. Biz Rusya'yı çok seviyoruz, Ukrayna'yı çok seviyoruz, Moldova'yı çok seviyoruz. Ama oralarda çok satışı seviyoruz. Ama örneğin bir Ürdün'de, Fas'ta mal satıyoruz ama az satıyoruz. Neye az satıyoruz? İşte Antalya'da az satıldığı gibi yani mal az satılıyor. Doğu'da çok güçlüyüz. İzmir'de bu sene, İzmir yöresinde bu sene güçlendik. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztürk'te hedefleri de konuşuyoruz. Hedefimiz daha iyi hizmet, daha iyi ürün, daha kaliteli mamul. Her gün inşallah kalitemizi artırıyoruz. Ama kalitemizi artırırken de verimliliği ilk plana koyuyoruz. Benim birinci projem müşteri memnuniyeti. Aldıktan sonra süperdir. 10 numara desin bana yeter. Enerjide dışa bağımlıyız. Ne yazık ki kömürü bile ithal ediyoruz. Kazanlarda kullanılacak kömür miktarının azaltılması ülke ekonomisine de doğrudan katkı anlamı taşır diyor Metin Öztürk. Türkiye'mizde kömür kalitemiz o kadar üstün değil ama gene de kömür çok zor şartlarla çıkıyor. Herkes benim gibi hakikaten de az yakmayı tasarlasa belki de Türkiye'deki dışarıdan kömür alınan az alınır, biraz daha devletimize, milletimize, vatanımıza katkılı oluruz. Ama adam yapıyor, 5 kuruşluk bir şey yapıyor, atıyor atmosferi. Sen ısıtamazsın atmosferi kardeşim, göğü ısıtamazsın. Sen mekanı ısıtmakla görevlisin. Önce mekanı ısıt. Ben adamın cebinden parayı bir az çıkarttırmaya gayret ediyorum. Az çıkarttırınca az karbon gidiyor, az pisleme gidiyor, az şey gidiyor. Zaten işin başı orada az da çok ısıtmak. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztürk sözlerini noktalarken otomatik yüklemeli, dört geçişli, alev dönüşümlü,
otomatik ısı kontrollü, sulu boca sistemine sahip, dijital göstergeli ve yüksek verimli katı yakıtlı kalorifer kazanları, panel radyatör ve boiler imalatında ülke ekonomisine katkı önceliğiyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Meslektaşlarıma önce kalite yapmalarını istiyorum. Yani neden yapmasını istiyorsun? İnan ki memleket menfaati için, insanların cebinden para çıkmaması için elinden geleni yapmalarını ben arzu ediyorum arkadaşlarımızın. Ama şimdi her akıl bir değil. Yani ben bir şey diyemem. Ama ben gücüm yettiğince en iyisini, en az yakanı, en memlekete, millete, havaya, yani gökyüzünü dahi düşünerek imalatımı yapıyorum.